Adım Ruhiye Kara. Yaşım 95. Köyde düğün vardı. Annemle düğüne gittik. Düğünden geldik. Karda bir santimetre var. Geldik. Yattık. Az yattık. Çok yattık. Bilmiyorum. Demek ki saat 12'de öyle baktım ki ortalık sallanıyor mu? Depremin olduğunu bilmiyorum. Babam geldi rahmetlik. İçeri girdi. Ağlama dedi. Niye ağlısan? Dünya yıkılıyor. Niçin ağlısan? Gel seni götürürüm ama böyle ayakta duramıyoruz. Çarpıyor bizi oyanlı, çarpıyor oyanlı. Ama babam beni böyle kucağına aldı. Beni götürdü. Affedersen bir çöplük deyük biz ona. Gübre. Onun üzerine ağlıyor, sızılıyor, selalar veriliyor hocalar bacada. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne oluyor, bu ne oluyor? Babam dedi ki deprem. Depremi hayatta görmemiştik. Kaç yani. Yaşındaydınız o zaman? O zaman ben 10 yaşındayım. 10 yaşındayım. Selefiye konuşuyorum. Anlayın mı sen? Bilmiyorum yaşımı. Bu sefer de oradan da bizi aldılar. Bizi Karatuş köyü var. Oraya götürdüler. Anne, babaannemin kardeşi gil var. Oraya götürdük. Orada bahçede çadır yaptılar. Bizi çadıra koydular. 5-10 hane vardık orada. Bak bunları hep biliyorum. Aklım kesik. Orada bir ay kaldık. Bir ay yaşadık. Orada kaldık. Ama mallarımız şıklı dediğin yer künfeye künfeyle yitireceğin oldu. Taş üstünde taş kalmadı. Ağlayan, sızılayan, azenler okunuyor, selalar veriliyor. Anne diyen, yavrum diyen artık bunları yani hep aklım kesiyor, hep biliyorum bunları. Oradan bir sene sonra geldik. Fırat'ın kenarında hükümet çadır verdi. Çadır açtık, çadırlarda yaşadık. Diyelim ki 5-6 ayda orada kaldık. Oradan da Uluköy'e bizi verdiler. Kendi köyümüz oraya geldik. Orada da bize yer yaptılar. Hükümet yer yaptırdı. Herimize birer tane vatan yapıldı. Orada içine girdik, işte barındık. Ne diyeyim bilmiyorum işte. Ondan bu yana işte yaşıyorum. Köyde ölen olmuş muydu depremde hiç? Bilgin var mı? Köyde ölen oldu mu hiç depremde? Ölen oldu mu? Çok. Haddinden ziyade. Ama Hacı İsmail Ağa'yı bilirsen işte. Şeyini, Cemal'ın şeyini, dedesini. Onun bir çut oğlu benzetmek olmasın. Bunun kimin? İkisi bir yatakta yatılarmış. İhsan'la İbrahim ikisi öldüler. Hiç böyle yan yana yok. Bizim öyle bakıyorum ki duvarlar gidiyor, yıldızları görüyorum, ev yıkılmıyor. Ev yıkılmıyor. Ama herkesinki çok yıkıldı. Bir künfeye künfeyle yitireceğin oldu. İşte böyle hep yıkıldı her tarafı. Böyle... Zerdel olunca kayalar çatlar. Kayalar çatlar, minare düşünce top gibi patlar, top gibi patlar. İşlemiyor vesayetler anam oy oy. Ah işlemiyor vesayetler, gitmiyor hatlar. Sene sene geçen bu sene, seneleri içinde kanlı bu sene. Erdincan'a girdim, başım selamet.
Keskine gelmeden kardeş, koptu kıyamet, koptu kıyamet. Gelin Hatice'mde anne, kime amanet, kime amanet. Sene sene geçen bu sene, seneler içinde kanı bu sene, kanı bu sene. Bu türküyü nereden öğrendin? Bir fikri vardı, şeyli, tilekli fikri yanımızda, affedersen hizmetkar duruydu. Bu türküyü sesi de çok güzel idi. Künde akşam oldu mu bu türküyü buna babam söylediydi, ağlıyorduk. Çok da güzel sesi vardı. Böyle bu kadar değil. Bak kafaya bak, akla bak ki. Bugün aklımda kalmış, 100 sene olmuş. Anla, 100 sene olmuş, aradan neler geçmiş. Bugün benim aklımda kalmış. E işte Cenab-ı Mevlam yine aklımız başımızda verdiği amanet hala yavrum, hem de olsun şükür olsun işte bugünümüze. İlber yürütüremiyesin, kör ola gözlerin, göremiyesin. Benden başkasına meyil verirsen, kırıla kovarın saramayasın. Açtığın davarı İçtiğin pınarın suyu kurusun, uy beni benim. Evvel benim idim befasus, kimdi kimisin? Yaralı yaralı, sinem yaralı, eller ağlar giymiş, bende karanalı. Yürü Dilber yürü, yolundan kalma, her yüze güleniye dost olursan ama. Ölümden korkusa dostlar, sen geri durma. İgidin anına yazla gelir. Yaralı yaralı, senem yaralı. Dostlar al giymiş, ben de karalım. Buradaki eniştem olarak, gelinim olarak, torunlarım olarak, oğlum olarak, yeğenim olarak, adım Ruhiye Kara. Ölürsem, gidersem benden bunu da size hediye ediyorum. Hem söyledin, hem ağlayın, deyin ki eyvah, böyle bir vakti kara, günü kara bir halamız vardı. Bunu bize söyledi, bizim gönlümüzü yaptı. Eyvallah, teşekkür ederim hepinize.